Birinci sorumuz, aşağıda kısa kenar uzunlukları birbirine eşit iki dikdörtgen verilmiştir. Alanı 72 santimetre kare olan soldaki dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları santimetre cinsinden birden büyük doğal sayıdır ve aralarında asaldır. Sağdaki dikdörtgenin uzun kenarı ile soldaki dikdörtgenin uzun kenarının eşit olması için sağdakinin uzun kenarından ilk santimetre bir parça kesilip çıkartılıyor. Büyük dikdörtgenin kesilmeden önceki alanın 96 santimetre kare olduğuna göre x kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar 72 olacak şekilde kısa ve uzun kenarlarımızı belirlemeye çalışalım. A diyelim, B diyelim. Dikdörtgenin alanı A çarpı B'den 72 gelecektir. Buna göre birden büyük doğal sayılarımızı inceleyelim arkadaşlar. Bir kere 72 yazmıyorum. Birden büyük dedik. 2 kere 36 olabilir. 3 kere 24, 4 kere 18, 6 kere 12, 8 kere 9, 72 olacaktır arkadaşlar. Aralarında asallık şartını inceleyelim. 2 ve 36 aralarında asal değildir. 3 ve 24 aralarında asal değildir. 4, 18 aralarında asal değildir. 6, 12 aralarında asal değildir. 8 ile 9 ardışık sayılar olduğu için aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla kısa kenarım 8, uzun kenarım 9 santimetre oldu. İkinci dikdörtgenin de kısa kenarı o halde 8 olacaktır. Arkadaşlar ikinci dikdörtgenin alanı 96 santimetre kareymiş. O halde uzun kenarı bulabilmek için 96'yı 8'e bölüyorum. Uzun kenarım 12 santimetre geldi. Bizden istenilen şey uzun kenarlarımızın da birbirine eşit olması. Yani 9 santimetrelik uzunluk elde etmek istiyorum. O halde 12'den kaçı çıkartırsam 9 kalır? X dediğimiz değer 3 santimetre olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuz, aşağıda verilen mavi ve sarı renkli sütunların ön yüzleri dikdörtgen biçimindedir. Bu sütunlar aşağıdaki gibi üst üste konularak birbirine eş kareler elde edilmiştir. ABC birer tam sayı ve B sayısı 120 ile 150 arasında olduğuna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi üst üste konularak yukarıdaki gibi bir kare oluşturulamaz demiş. Şimdi arkadaşlar birer tane kenar uzunluklarımızın 5 santimetre olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla bize verilen karelerin birer kenar uzunluğunun B'ye eşit olması gerekecektir. İçeride kalan uzunlukları inceleyecek olursak mavi bölgede 4 tane A'nın, sarı bölgede ise arkadaşlar 5 tane C'nin B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle yazıyorum halde. B dediğim 4 tane A'dır. Aynı zamanda da 5 tane C'ye eşit olacaktır. B dediğim değer o halde hem 4'ün hem de 5'in ortak katı olacak bir sayıdır. 4 ve 5'in arkadaşlar en küçük ortak katını aldığımızda bulacağımız değer 20 olacaktır. Bu durumda B dediğimiz değer 120 ve 150 arasında 20'nin katı olan bir sayı olacaktır ki bunu bulabilmek için de 20'yi 7 ile çarpıyorum. 140 dediğimiz değer bizim B dediğimiz değere eşit olacaktır. Hemen geliyorum şıklarıma bakıyorum şimdi. Ben 4 santimetrelik dikdörtgenleri üst üste koyduğumda 140 elde edebilir miyim? 140'ı 4'e bölüyorum. 35 gelecektir. Yani 35 tane bu dikdörtgenden 140 elde edebilirim. Hemen B şıkkıma bakıyorum. 140'ı 5'e böldüğümüz zaman 28 tane üst üste koyduğumuzda 140 santimetre elde edebilirim. Dolayısıyla B şıkkını elde etmiş oluyorum. C şıkkına bakıyorum. 140 bölü 6 vardır. Arkadaşlar 140 6'ya tam olarak bölünmez. Dolayısıyla bir kenarı 140 santimetre olan bir kare oluşturamamış oluruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Hemen D'ye de bakacak olursak 140'ı 7'ye böldüğümüzde 20 tane bu dikdörtgenden üst üste koyduğumuz zaman bir kare oluşturmuş olabiliyoruz. Üçüncü sorumuz, üçlü sayılarla işlemler konusunu desteklemek için bilgisayar üzerinde aşağıdaki etkinlik geliştirilmiştir. Bu etkinlik için tablo doldurulduktan sonra bilgisayar tablonun sol kısmında yazan sayıyı taban, ortadaki kısımda yazan sayıyı negatif kuvvet, sağ kısmında yazan sayıyı ise pozitif kuvvet olarak algılamaktadır.
Tablo doldurulduktan sonra tablonun yanındaki butona basıldığında sonuç ekrana yansımaktadır. Örnek olarak arkadaşlar 3 ve 5'in yazılı olduğu ekranda 3 üzeri eksi 5 olduğu bize söylenmiş. Çünkü sol taraf taban, ortadaki ise negatif kuvveti bize verecekti. 3 üzeri eksi 5'i sonuç ekranında görmüş oluyoruz. Yukarıda verilen tablolardan A ve B sayıları elde ediliyor. A ve B sayıları yukarıda verilen tabloya yazıldığında elde edilecek üçlü ifade aşağıdakilerden hangisine eşit olacaktır demiş. Arkadaşlar şurada A'yı, şuradan da B'yi elde ettikten sonra yeniden bir ekran elde edeceğiz. Burada da B ve A'yı yerine yazarak sonuç bulmamız gerekecektir. Hemen gelelim A değerini bir belirleyelim arkadaşlar. Sol taraf tabandı. Dolayısıyla iki tabanında sağ taraf pozitif kuvvetli 2 üzeri 3 olacak şekilde değerimi buldum. B için bakıyorum. Tabanım 8. Orta kısım negatif kuvvetli 1 de üzerine eksi 8 yazdım o halde. Bunları alt tarafta B ve A olacak şekilde yine yazdığımızda tabanımız B. Üstümüz arkadaşlar negatif kuvvet yani eksi A olacak şekilde bir değer arıyoruz. B dediğimiz 8 üzeri eksi 8'di. Eksi kuvvetimi de yazıyorum. A dediğim değer arkadaşlar 2 üzeri 3'ten 8 geldi. Hemen şuraya da bir 8 attım. Burayı düzenleyecek olursak 8 üzeri üstün üstünden eksi 8 ile eksi 8'i çarpıyorum. Artı 64 oldu. 8 üzeri 64 cevabını arayacağız. Şıklara baktığımızda 8 üzeri eksi 32 ve 8 üzeri 32 görüyorum. Bunlar değildir. 2 tabanım kaldı. Hemen 8'i 2 tabana çevireyim. 2 üzeri 3 üzeri 64'ten dolayı üstün üstü üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 192 gelecektir. Cevabımız A şıkkıdır. 4. sorumuz. Aşağıda üzerinde 1'den 30'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlardan üzerinde asal sayı yazılı olanlar sarı renge, tam kare sayı yazılı olanlar kırmızı renge boyanıyor. Ardından sadece boyanan kartlar bir torbaya konuluyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın sarı renkte olma olasılığı kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar renklerimize göre değerlerimizi bulalım. Asal sayılar sarı rengi demiş. Yani 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 değerlerimiz sarı renge boyanacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane diyelim sarı renk oldu arkadaşlar. Hemen kırmızıyı belirleyelim. Tam kare sayılar 1, 4, 9, 16 ve 25 bizim tam kare sayılarımız. Burada da 5 tane kırmızı renge boyanan kartım oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim elimizde toplam 15 tane boyalı kart vardır. Bunları bir torbaya koyuyorum. Sarı renk gelme olasılığımız tüm durum 15. İstenilen 10 tane kartım var. 10 bölü 15'ten olasılık değerimiz 2 bölü 3 gelecektir. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz. Aşağıda verilen gömlekler aynı bedendir. Üretim hatasından dolayı bu gömleklerden birinin üzerindeki düğmeler 15 cm aralıklarla, diğerinin üzerindeki düğmeler 12 cm aralıklarla dikilmiştir. Gömleklerdeki ilk ve son düğmeler aynı hizadadır. Buna göre iki gömlekteki toplam düğme sayısı en az kaçtır demiş. Arkadaşlar başlangıç ve sonuçları aynı olduğuna göre her iki gömlekteki düğmeler arası mesafe birbirine eşittir. Dolayısıyla 15 ile 12'nin ortak katı olan bir uzunluk arıyorum. Hemen bölmeye başlayalım. 3'e bölelim 5'e 4. 4'e bölüyorum 1. 5'e bölüyorum 1 geldi. Ekok değerimiz arkadaşlar 3 kere 4'ten 12. 12 ile de 5'i çarpıyorum 60 cm gelecektir. Düğme sayısının en az olması katımızın da en küçük değer almasını gerektirecektir. Dolayısıyla bu aralığımız 60 cm olacaktır. Kaçar düğme dikeceğimizi hemen bulalım. 60'ı 15'e bölüyorum. 4 tane aralığım vardır arkadaşlar. Birinci gömlek için ancak 4 tane aralık
5 tane düğmeden oluşacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Başlangıç ve sonda düğme olduğu için bir tane eklemeyi unutmuyoruz. 60'ı 12'ye bölüyorum. İkinci gömlekte 5 tane aralığım olacaktır. Bu durumda 6 tane düğmem vardır. Toplamdaki düğme sayım o halde 11 gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Aşağıda bir petrol rafinerisinde bulunan dev variller ve bunlardan daha küçük olan variller gösterilmiştir. Bu rafineride bulunan iki dev varilden birinde 9 üzeri 15 metreküp benzin, diğerinde ise 27 üzeri 12 metreküp mazot bulunmaktadır. İçinde benzin bulunan varilin tamamı özdeş 3 küçük varile eşit şekilde paylaştırılmıştır. Paylaştırma işlemi sonunda özdeş varillerin her birinde A metreküp benzin bulunmaktadır. Diğer dev varildeki mazot, benzin varilinde yapıldığı gibi her küçük varilde A metreküp mazot olacak şekilde özdeş küçük varillere paylaştırılmak istenmektedir. Buna göre içerisinde mazot bulunan kaç adet küçük varil elde edilebilir demiş. Birinci benzin deposuyla başlayalım arkadaşlar. Toplamda 9 üzeri 15 metreküp benzinim vardı. 3 tane A metreküpe bölüyorum. Dolayısıyla A'nın değerini bulabilmek için 9 üzeri 15'i 3'e bölmemiz gerekecektir. 9 dediğimiz değer 3'ün karesi. Üzerinde 15 vardır. 3'e bölüyorum. Üssün üstünden 3 üzeri 30'un 3'e bölümü geldi ki üstlerimi çıkardığımda 3 üzeri 29'u A'nın değeri olarak bulmuş oluyorum. Yine aynı şekilde ikinci şekleme baktığımda yani mazotu dağıttığımda yine her birinin A metreküp yani 3 üzeri 29 metreküp olmasını istiyorum. Kaç tane varil kullandığımı bulabilmek için toplam mazot miktarı olan 27 üzeri 12'yi 3 üzeri 29'a böleceğiz arkadaşlar. Yine 3 tabanı çevirelim 27'yi. 3 üzeri 3 üzeri 12'den ne gelecektir? 3 üzeri 36. Bunu da 3 üzeri 29'a böldüğümüzde üstlerimi yine çıkartıyoruz. 3 üzeri 7 tane varilim olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. 7. sorumuz. Bir sayının pozitif bölenleri bulunup bulunan bu bölenleri temsil eden aşağıdaki bloklar ile merdiven oluşturulmaktadır. Örneğin 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Bu sayılarla aşağıdaki merdiven oluşturulmuştur. Oluşturulan bu merdivende 4 adet mavi blok ve 4 adet pembe blok kullanılmıştır ve aynı renk blokların birbirine temas etmemesine dikkat edilmiştir. Aynı yöntemle bir merdiven oluşturmak isteyen Refia'nın elinde eşit sayıda mavi ve pembe blok vardır. Refia'nın elindeki tüm blokları kullanarak bir merdiven oluşturması için seçeceği sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar eşit sayıda mavi ve pembe blok olduğunu göz önüne aldığımızda hepsini kullanacak olursak x tane pembe x tane mavi blok olduğunda topladığımızda 2x gelecektir. Burada x dediğimiz sayı tek sayıda olabilir, çift sayıda olabilir. Sonuçta topladığımızda kesinlikle çift sayıda basamaktan oluşan bir merdiven oluşacaktır. Bu durumda arkadaşlar çift sayıda çarpanım vardır anlamına gelecektir. Peki soru bizden ne istemişti? Olamaz. Bu durumda çift çarpan olmamasını istiyorum. Yani tek sayıda çarpan olacak durumu arıyoruz arkadaşlar. Ne zaman tek sayıda çarpanımız olacaktı? Bir sayının karesi biçiminde yazabildiğimiz sayıların tek sayıda çarpanı vardı. Bu durumda şıklarımı inceliyorum. 12. Bir sayının karesi biçiminde yazılamaz. Dolayısıyla çift sayıda çarpanı vardır. Eşit sayıda mavi ve pembe blok kullanabilirim. 72. Bir sayının karesi biçiminde yazılamaz. Dolayısıyla çift sayıda çarpanı vardır. 225. Arkadaşlar 225 dediğimiz değer 15'in karesidir. Dolayısıyla tek sayıda çarpanı vardır. Bu durumda eşit sayıda mavi ve pembe blok kullanılmamış olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Yine D'ye bakacak olursanız
243 sayısını herhangi bir sayının karesi biçiminde yazamayız. Dolayısıyla çift sayıda çarpan içerdiğini söyleyebiliriz. 8. sorumuz. Aşağıdaki sütun grafiği bir manavın sattığı 3 farklı ürünün kilogram cinsinden miktarlarını göstermektedir. Buna göre yukarıdaki dağılımın daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Miktarlarımıza baktığımızda arkadaşlar narın en küçük, portakalın orta, limonunsa en büyük olacak şekilde bir sıralama arıyoruz. Bunların sıralaması açılarda da geçerli olacaktır. Hemen A şıkkına bakıyorum. Limon en büyük, daha sonra portakal gelmiş, ardından en küçük nar gelmiş olabilir diyorum. B şıkkından nar en büyük, dolayısıyla doğrudan olamaz diyorum çünkü narın en küçük olması gerekiyordu. C şıkkında portakal en büyük verilmiş, olamaz diyorum arkadaşlar. D şıkkına baktığımda yine narın en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda D şıkkı da olamaz diyoruz. Olabilecek tek bir durumumuz var. Cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuz. Aşağıda bir galeride bulunan iki farklı araba ve fiyatları gösterilmiştir. Kendilerini birer araba almak isteyen Ragıp ve Uğur yukarıdaki araçları beğenmişlerdir. Ragıp kendine soldaki arabayı, Uğur ise sağdaki arabayı almıştır. Araçların ödeme planları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arkadaşlar soldaki aracı Ragıp aldı, sağdaki aracı ise Uğur aldı. Hemen belirtelim. Buna göre Ragıp'ın ödeyeceği 1 aylık taksit ücreti ile Uğur'un ödeyeceği 1 aylık taksit ücreti farkının lira cinsinden çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tablomuzu incelediğimizde birinci araba yani Ragıp'ın aldığı araba için %20 peşinat, kalanı 20 ay taksitle ödeyeceğiz. Hemen şöyle diyelim arkadaşlar. 125 binmiş bizim arabamız. Biz bunun %80'ini taksitle ödeyeceğiz. Dolayısıyla bunun %80'ini bir belirlememiz lazım. Bir de arkadaşlar bunu 20 ay taksitle ödeyeceğimize göre bir de 20'ye bölüyorum. Payda kısmına çarpı 20'yi ekliyorum. Hemen bu işlemi yapalım. 1, 2, 3 tane 0 aldım. 1, 2, 3, 0 attım. 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 40 geldi. 125 çarpı 40'tan dolayı Ragıp'ın ödeyeceği 1 aylık taksit tutarını 5000 olarak belirliyoruz. Hemen Uğur'un ödeyeceği taksit tutarına bakalım. Fiyatımız 132.000'miş. Bunun arkadaşlar %40'ını peşinat olarak ödediysem %60'ı taksit olacaktır. Hemen 60 bölü 100 ile çarpıyorum. Bir de bunu 33 ay taksitle ödeyeceğim için çarpı 33'ü payda kısmına bölü halinde eklemiş oluyorum. 2 tane sıfırımı atıyorum arkadaşlar. 1, 2 sıfırım gitsin. 3'e bölüyorum. 2, 3'e bölüyorum. 11 geldi. 11'e bölüyorum. 1, 132'yi 11'e böldüğümüzde 12 gelecektir. 2 tane de yanında sıfırım var. 1200 oldu. 1200 çarpı 2'den 1 aylık taksit tutarım 2400 TL'ye geldi. Aradaki farkı sormuştu. 5000'den 2400'ü çıkarttığımız zaman 2600 liralık bir fiyat farkı gelecektir. Bunun çözümlenmiş halini istiyoruz arkadaşlar. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 olacak şekilde çözümlediğimizde 2 çarpı 10 üzeri 3 artı 6 çarpı 10 üzeri 2 geldi. Sıfırları yazmıyorduk arkadaşlar. Bizim çözümümüz hangi şıkkıdır diye baktığımızda cevabımız D şıkkıdır. 10. sorumuz. Aşağıda kenar uzunlukları verilen kartonların altlarına alanları yazılmıştır. Buna göre aşağıda verilen şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamı A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi cebirsel ifadesine eşittir demiş. Hemen arkadaşlar bize verilen ifadeyi bir düzenleyelim. A artı B'nin karesi tam kare açılımından A kare artı 2AB artı B kareydi.
A eksi B'nin karesi dediğimizse yine tam kare açılımından A kare eksi 2AB artı B kare gelecekti. Bunların farkı istenmiş arkadaşlar. Farkını alırken A kare artı 2AB artı B kareden A kare eksi 2AB artı B kareyi çıkartmamız gerekecektir. Eksiyi içeriye dağıtmayı unutmuyoruz arkadaşlar. A kareler birbirini götürecektir. 2AB eksi ile eksinin çarpımından artı 2AB de buradan geldi. 4 tane AB oldu. B kare eksi B kare de yine birbirini götürecektir. Sadece 4AB'lik bir değerim kaldı. Taralı bölgelerde 4AB'yi arayacağız. A şıkkına baktığımda şuradan bir A kare geldi gitti. B şıkkına baktığımda 2 tane AB'yi görüyorum. Şurada bir B karem var. Dolayısıyla gitti. C'ye bakıyorum arkadaşlar. 2 tane B karelik bölgem var. Gitti. D'ye bakıyorum. 4 tane A çarpı B'lik bölgem var. Yani toplamı 4AB olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 11. sorumuz. Aşağıda verilen bilardo masasındaki parçalı renkli topların üzerinde 1'den 6'ya kadar doğal sayılar, düz renkli topların üzerinde ise 7'den 12'ye kadar doğal sayılar yazmaktadır. Toplara yapılan atışlar sonucunda deliklere giren her top için aşağıdaki gibi puanlama yapılmaktadır. Deliğe giren top düz renkli olduğunda topun üzerinde yazan sayı tam kare sayı ise sayının karekökü kadar, tam kare sayı değilse sayının pozitif çarpan sayısı kadar puan atışı yapan oyuncuya puan verilir. Deliğe giren top parçalı renkli olduğunda topun üzerinde yazan sayı tam kare ise sayının karesi kadar, tam kare değil ise sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri kadar puan atışı yapan oyuncuya verilir. Fazla puan alan kişi oyunu kazanır. Tuncay ve Turgay beraber bilardo oynamaya başlamışlar ve aşağıda verilen tablodaki gibi topları deliklere atmışlardır. Buna göre oyunu kim kaç puan farkla kazanır demiş. Hemen arkadaşlar Tuncay ile başlayalım. Tuncay'ın alacağı puanlar düz renklere baktığımızda 10 ve 11 denmiş. Hemen düzlerde ne yaptığımızı hatırlayalım. Tam kare ise sayının karekökü kadar demişti ama 10'da 11'de tam kare değildir. Dolayısıyla arkadaşlar neyi inceleyeceğiz? Tam kare değilse sayının pozitif çarpan sayısı kadar demiş. Hemen geliyorum sayıların pozitif çarpanlarını belirliyorum. 10 için 1 kere 10, 2 kere 5. Buradan 4 tane çarpan var yani 4 puan aldım. 11 için 11 bir asal sayıdır. Dolayısıyla 1 kere 11'den 2 puan da buradan aldım. Düz renklerden arkadaşlar toplamı aldım. Puan 6 geldi. Hemen paçalı renklere geliyorum. 2, 4, 6'yı vurduğunu görebiliriz. Baktığımızda tam kare ise sayının karesi kadar demiş. 2, 4, 6'dan tam kare olan sayı 4'tür. 4 için aldığım puan o halde bunun karesi yani 16 puan olacaktır. 2 ve 6 için tam kare değilse sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri kadar demiş. Yani arkadaşlar 2 numaralı top için kökünü alıyorum. Kök 2 kime yakındır? 1'e yakındır. Dolayısıyla 1 puan aldım. 6 için kök 6'ya bakıyorum. Kök 6 kime yakındır? Kök 4'e yani 2'ye daha yakın olduğu için buradan da 2 puan aldım. Paçalı renklerden aldığımız toplam puan 16, 17, 19 geldi. 6 ve 19 puandan Tuncay'ın aldığı toplam puan 25 oldu. Turgay'ı inceleyelim arkadaşlar. Önce yine düz renkleriyle başlayalım. 8, 9 ve 12 numaralı topları girmiş. 9 dediğimiz burada tam kare. Tam kare olduğunda karekökü kadar demiş. Yani 9'un karekökü 3 puan alacaktır. 8 ve 12 için arkadaşlar pozitif çarpan sayılarını inceleyeceğiz. 8 için 1 kere 8, 2 kere 4. Buradan 4 puan aldım. 12 için baktığımızda ise 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4'ten dolayı 6 puan aldım. Toplam düz renklerden 3, 4 daha 7, 6 daha 13 puan oldu. Hemen şuraya 13 diyelim.
Paçalı renklerden 1, 3 ve 5 numaralı topları deliklere soktuğunu görebiliyoruz. Tam kare sayı 1 ile başlıyorum. Tam kare olduğunda karesi kadar, yani 1'in karesinden yine 1 puan aldım. Diğerlerinin karekökünün yakın olduğu değerler demişti. 3 için kökün içerisine alıyorum. Kök 3 2'ye daha yakındır. 2 puan aldım. Kök 5 dediğim yine 2'ye yakındır. 2 puan aldım. Buradan da arkadaşlar 2, 4, 5 puan aldığımızı söyleyebiliriz. Turgay'ın toplamdaki puanı o halde 18 oldu. Arkadaşlar oyunu fazla puan alan kazanacaktı. Yani 25 puan ile Tuncay kazandı. 7 puanlık bir fark ile kazandı. Şıklarımıza baktığımızda cevabımız A şıkkıdır. 12. sorumuz. Bir bisikletin pedalında bulunan ön dişli sesinin arka tekerdeki dişli sesine oranı, pedalın bir tam tur döndüğünde arka tekerin kaç tam tur döneceğini belirler. Örneğin ön dişli sayısı 50, arka dişli sayısı 10 olan bir bisikletin pedalı bir tam tur attığında arka teker 5 tam tur atacaktır. Aşağıdaki görselde Koray'ın bisikleti verilmiştir. Ön diş sayısı 120 ve arka diş sayısı 15 olan bu bisikletin ön ve arka tekerleri eşit büyüklüktedir. Koray bisikletin pedalını 50 tam tur çevirdiğinde evinden okuluna ulaşmıştır. Bisikletin teker yarıçapı kök içerisinde 0,32 metre olduğuna göre Koray'ın evi ile okulu arası kat ettiği mesafe kaç metredir demiş. Arkadaşlar kaç tam tur attığımızı öncelikle belirleyelim. Ön diş sayısı 120, arka diş sayısı 15 olduğuna göre bunları oranlıyoruz. 120 bölü 15'ten ne gelecektir? 8 tam tur attığımızı söyleyebiliriz. Pedalı 1 tam tur çevirdiğimizde 8 tam tur attığımıza göre 50 kez çevirdiğimizde arkadaşlar 50 çarpı 8'den dolayı 400 tam tur attığımızı söyleyebiliriz arka tekerimiz için. Şimdi geliyorum ne kadar yol aldığımıza. Arkadaşlar bir tam tur attığımızda çevre kadar yol alırız. Hemen çevremizi belirleyelim. 2 çarpı pi çarpı r. R dediğimiz 0,32 olarak verilmiş. Yani 32 bölü 100 şeklinde yazıyorum. 2 kere 3'ten 6'yı yazalım. Şuraya arkadaşlar kök 32 dediğimiz 16 kere 2'den dolayı 4 kök 2 diye dışarıya çıkacaktır. 100 dediğimizde dışarıya 10 diye çıkacaktır. 4 kök 2 bölü 10'a eşittir ki şunları da sadeleştirecek olursak 2'ye 5 gelecektir. Yani 6 çarpı 2 kök 2 bölü 5 diyorum. Buradan da 12 kök 2 bölü 5'i buluyorum arkadaşlar. Çevre uzunluğu olarak, yani ben bir tam tur attığımda bu kadar metre yol almış olacağım. 400 tam tur attığımızı bulmuştuk. Dolayısıyla geliyorum 400 çarpı 12 kök 2 bölü 5 diyorum. 5 ile 400'ü sadeleştirdim. 80 kaldı. 80 ile de 12'yi çarptığımızda arkadaşlar 960 kök 2 metre uzunluğunu bulabiliyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. 13. sorumuz. Bir fabrikada 2020 yılında üretilen A, B ve C marka telefonların üretim miktarlarının dağılımı daire grafiğinde üretim adetleri sütun grafiğinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre C marka telefonun 2020 yılındaki üretimi kaç bin adettir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. A 70 derece, B 90 derece, C'ye kalan açımız 200 derece oldu. Sütun grafiğimize bakacak olursak modellerimiz bize söylenmemiş. Açılarımıza göre modellerimizi hemen belirleyelim. En küçük açımız A modeline ait. Hemen geliyorum en küçük sütunuma A'yı yazıyorum. En büyük açım C modeline ait. Dolayısıyla en büyük sütunuma C'yi yazıyorum. Ortadaki de B oldu. Arkadaşlar A modelinden 14.000 adet ürettiğimizi bulmuş oluyoruz. Yani 70 dereceye karşılık 14.000 geldi. C'yi istiyordu. Yani 200 dereceye karşılık ne kadar üretilmiştir diyoruz. Hemen x dediğimiz değeri bulalım. 200 çarpı 14 bölü 70'ten dolayı sıfırlarım gitsin. 14 ile 7'yi sadeleştirelim. 2 kalsın. 2 kere 20'den 40.000 adetlik bir üretim olacaktır.
Cevabımız B şıkkıdır. 14. sorumuz, bayrak kanununa göre hazırlanmış kök 288 cm boyundaki bir bayrak, kök 8 cm kalınlığındaki bir çerçeveye kenarlarda boşluk kalmadan aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre mavi çerçevenin bir yüzün alanı kaç cm² demiş. Hemen arkadaşlar bayrak kanunu bir okuyalım. Yukarıda verildi. Bayrak kanununa göre Türk bayrağının boyu genişliğinin 1,5 katı olmalıdır demiş. Bize boyu olarak kök 288 cm verilmiş. Bunu kök içerisinde 144 çarpı 2 diye düşünecek olursak 12 kök 2 cm olarak dışarıya çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 12 kök 2 geldi. Bu bayrağın genişliğini bulabilmek için 12 kök 2'yi arkadaşlar 1,5'a bölmemiz gerekecektir. Yani 12 kök 2'yi 3 bölü 2'ye bölüyorum. 12 kök 2 çarpı 2 bölü 3'ten dolayı 24 kök 2'yi 3'e bölüyorum. 8 kök 2 cm bayrağın genişliği olacak şekilde şurayı bulalım. Şimdi çerçevelerin kalınlıklarına bakalım. Kök 8 dediğimizde 2 kök 2'dir. Buna göre arkadaşlar çerçevelerle birlikte tüm dikdörtgen şeklinin alanını bir belirleyelim. Boyumuz 12 kök 2 idi. Çerçeve kalınlıklarından dolayı da 2 kök 2'leri üzerine ekliyorum. 12, 14, 16 kök 2'lik bir uzunluğum oldu. Aynı şekilde dikeydeki uzunluğumuz bayrağın genişliği 8 kök 2 idi. Şuradan 1, 2 kök 2. Bir de alttan 2 kök 2 geldi. 8, 10, 12 kök 2 cm'lik uzunluk elde ediyorum. Toplam alan o halde 12 kök 2 çarpı 16 kök 2 gelecektir. Buradan arkadaşlar 12 çarpı 16 çarpı şuradan da 2'ler çıktı dışarıya. Çarpı 2'yi ekliyorum. Tüm alanım o halde 384 cm² olacak şekilde bulunuyor. Mavi bölgenin yani mavi çerçevenin alanını bulabilmek için içerideki Türk bayrağının alanını çıkartmamız gerekecektir. Hemen Türk bayrağının alanını da hesaplayalım. Genişliğimiz ve boyumuz 12 kök 2'ye 8 kök 2 idi. 12 çarpı 8 çarpı yine şuralardan bir 2 çarpanı geldi. 12 kere 8 96, 2 ile de çarpıyorum. 192 cm² gelecektir. Aradaki farkımız 384 eksi 192'den dolayı yine 192 cm² farkı elde ediyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. 15. sorumuz, Çağatay bir matematik uygulamasında ABC dik üçgene ait kenar uzunluklarının girildiği alana 30 cm ve 12 cm değerlerini giriyor. Uygulama girilen değerlere göre üçgenin eğimini hesaplıyor ve sonucu ekranda gösteriyor. Buna göre ekranda gösterilen eğimin %60 olması için Çağatay aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. Başlangıçta arkadaşlar AB uzunluğu 30, BC 12 olarak girilmiş. Dolayısıyla bizim bulduğumuz eğim dikey bölü yataydan 12 bölü 30 geldi. 3'e böldüğümüzde 4, 3'e bölüyorum 10. Yani %40'lık bir eğim bulduk. Ama biz eğimin %60 olmasını istiyoruz. Yani 60 bölü 100'den 6 bölü 10 olmasını istiyoruz. Biraz daha sadeleştirecek olursak 3 bölü 5'i arıyoruz diyebiliriz. Hemen çıklarımı inceleyelim. AB değerini 10 azaltmalı demiş. AB değerini 10 azaltırsam arkadaşlar 20 cm kalacaktır. Bu durumda eğim 12 bölü 20'den 6 bölü 10 gelecektir ki bu da %60 eğimi bize verecektir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklarımızı da hemen inceleyelim. BC değerinin 8 artırılması. BC'yi 8 artırdığımda dikeydeki uzunluğum 20, yatayda 30 olacaktır. Eğimim 2 bölü 3 gelecektir. AB değerini 8 azaltmak demiş. Yani 30'u 8 azalttığımızda eğimimiz 12 bölü 22'den 6 bölü 11 gelecektir. BC değerini 10 artırmak demiş. Yani 22 bölü 30'dan dolayı 11 bölü 15 gelecektir. B, C ve D şıklarında istediğimiz şeyleri
elde edemediğimizi görebilirsiniz. 16. sorumuz, aşağıda verilen sütun grafiği Selim'in babasından aldığı haftalık harçlığı, daire grafiği ise bu harçlıktan harcadığı miktarların haftalara göre dağılımlarını göstermektedir. Selim'in başlangıçta kumbarasında 120 lira parası vardır. Selim her hafta aldığı harçlığın tamamını kumbarasına atmakta ve harcamalarını bu kumbaradan yapmaktadır. Selim 3. hafta 30 lira harcadığına göre Selim'in kumbarasında 3 hafta sonunda kaç lira parası kalmıştır? Öncelikle 3. haftadaki açımızı belirleyelim arkadaşlar. 120, 96 daha 216 gelecektir. 360'tan 216'yı çıkarttığımızda 144 derecelik açımızı buluyoruz. Bu durumda 144 derecelik açıya karşılık gelen harcama miktarı 30 liradır diyoruz. Hemen bunu gelelim yazalım. 144 dereceye 30 lira. Bu durumda 3 haftada harcadığımız toplam parayı bulabilmek için 360 dereceye karşılık ne kadar gelecektir diyorum. 360 çarpı 30 bölü 144'ten hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 36'ya böleyim 4, 36'ya böleyim 10, 2'ye böleyim 5, 2'ye böleyim 2, 2'ye böleyim 1, 32'ye böleyim 15. Bu durumda 5 kere 15'ten 75 liralık harcama yapmışım 3 hafta boyunca. Peki bizim harçlıklarımız ne kadar? 1. hafta 30, 2. hafta 35, 3. hafta 20 lira aldım. Toplam harçlığım 30, 65, 85 lira oldu. Kumbaramda da 120 lira vardı arkadaşlar. 120 artı 85'ten dolayı 205 liram oldu. 75 lirasını harcadım. 130 lira bizim kumbaramızda kalan para olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci sorumuz, aşağıda verilen bir kenara 6x santimetre olan kare biçimdeki bir kağıt önce dikey olarak ortadan katlanıyor, ardından sağ alt ve sağ üst köşesinden uç kısmı görseldeki gibi katlandıktan sonra makas ile katlanan kısmın tamamı kesilip atılıyor. Kesilen parçalar kare şeklindedir ve her bir parçanın köşegen uzunluğu kök 50 santimetredir. Kesim sonucu geriye kalan el işi kağıdı tamamen açıldığında bir yüzünün alanını veren çevresel ifade aşağıdakilerden hangisi olacaktır demiş. Arkadaşlar biz ne yaptık? Bakın şurada iki tane kare şeklinde bölgeyi kestik. Bunu açtığımızda nasıl sağ taraftaki bölgeler gittiyse üstüne gelecek şekilde sol taraftaki bölgelerin de gitmesi gerekecektir. Bir kenar uzunluğum 6x olduğuna göre ilk baştaki karenin toplam alanı karenin başlangıçtaki alanı diyorum 6x'in karesinden 36x kare gelecektir. Kestiğimiz bölgelerin alanlarını hesaplayalım. Köşegen uzunluğu kök 50 yani 5 kök 2 imiş. Arkadaşlar köşegen uzunluğum 5 kök 2 ise kenar uzunluklarım 5'er santimetre gelecektir. Dolayısıyla çıkardığımız her bir karenin alanı 5 kere 5'ten 25 gelecektir. 4 tane olduğu için 4 kere 25'ten 100 santimetre karelik alanı kesip atıyorum. O halde kalan bölgenin alanı tamamından yani 36x kareden 100 santimetre kareyi çıkartarak bulacağız. 4 parantezini alıyorum. 9x kare eksi 25 geldi. Şıklara baktığımda yok arkadaşlar. O halde devam ettiriyorum. 4 parantezinde 9x kare dediğim 3x'in karesidir. 25 dediğim ise arkadaşlar 5'in karesidir. Yani 2 kare farkı vardır. 3x eksi 5, 3x artı 5 şeklinde yazıyorum. Aradığımız cevap o halde D şıkkıdır. 18. sorumuz, Meltem öğretmen koordinat eksenlerinin düzlemi 4 bölgeye ayırdığını öğrencilerine söyledikten sonra aşağıdaki gibi 12 tane kartın ön yüzlerine birer tane sıralı ikili yazıyor ve kartları bir torbaya koyuyor. Ardından Çağla'yı tahtaya çağırıp torbadan bir kart çekmesini ve kartta yazan sıralı ikiliyi koordinat sisteminde bir nokta olarak göstermesini istiyor. Buna göre Çağla'nın koordinat sisteminde göstereceği noktanın
Dördüncü bölgede olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar dördüncü bölge neresi? Hemen hatırlayalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgemiz vardı bizim. Dördüncü bölgedeki işaretlerimiz sırasıyla x'imiz artı, y'lerimiz ise eksi olacaktır. Yani artıya eksi olacak şekilde değerler arıyoruz. Birinci sayımız eksi eksi, dolayısıyla dördüncü bölgede değildir. Artıya eksi verilmiş, evet, ikinci verilen koordinat istediğimiz dördüncü bölgededir. Artı artı olmaz, eksi eksi olmaz, artı artı, eksi artı, artı eksi verilmiş 1 eksi 3, dolayısıyla dördüncü bölgede olacaktır. Yine 9'a eksi 5, yani artı eksiden dolayı dördüncü bölgedir. Artı artı olmaz, eksi eksi olmayacak, artı artı olmaz, eksi artı yine istenilen dördüncü bölgede değildir arkadaşlar. 3 tane koordinat dördüncü bölgede değil. Dolayısıyla olasılığımız istenilen bölü tüm durumdan 1 bölü 4 gelecektir. Cevabımız A şıkkıdır. 19. sorumuz. Neşe 120 Türkçe kelimeden oluşan bir metin yazıyor ve metindeki kelimelerin özelliklerini aşağıdaki gibi bir kağıda not ediyor. Buna göre Neşe'nin yazdığı metindeki 3 tane sesli harf içeren kelime sayısı 2 tane sesli harf içeren kelime sayısından kaç fazladır demiş. Hemen Neşe'nin yazdığı notları inceleyelim. Kelimeler en fazla 3 tane sesli harf içermektedir. 1 tane sesli harf içeren kelime sayısı 2 tane sesli harf içeren kelime sayısının 3'te 1'idir. Bu durumda 3x tane 2 tane sesli harf, x tane 1 tane sesli harf içeren kelimemiz vardır. 3 tane sesli harf içeren kelime sayısının toplam kelime sayısının oranı 19 bölü 30 demiş. Arkadaşlar bizim toplam kelime sayımız 120 idi. Dolayısıyla 30'un 4 katını aldım. 19'un da 4 katını alırsam 76 gelecektir. Yani 76 tane de 3 tane sesli harf içeren kelime yazmışız. Bunların toplamı 76 artı x artı 3x'ten 120'ye ulaşmamız gerekecektir. 4x dediğimiz ifade o halde 76'yı karşıya eksi olarak attığımızda 44 gelecektir. X dediğimiz 11 olarak karşımıza geldi. Bu durumda 3 tane sesli harf içeren kelime sayısı zaten 76 idi. 2 tane sesli harf içeren 3x, yani 33 oldu. Çıkartıyorum arkadaşlar. 43 tane fark geldi. Cevabımız D şıkkıdır. 20. sorumuz. Hamit bilgisayarında bulunan bir dosyayı harici hard diskine aktarmaya başlıyor. Zamana bağlı olarak dosyanın hard diske aktarılan kısmını ve bilgisayarda kalan kısmını gösteren doğrusal grafik aşağıdaki gibidir. Hamit dosya aktarımına saat 16.20'de başladığına göre hard diske aktarılan dosya miktarı bilgisayarda kalan dosya miktarından 30 GB fazla olduğu an saat kaçı gösterir demiş. Arkadaşlar grafiğimize baktığımızda 10 dakika sonra aktarılanla kalan dosya miktarının eşit olduğunu görüyoruz. Yani 50 GB kaldığında ya da 50 GB aktarıldığında 10 dakika geçtiğini söylüyoruz. Bu durumda 10 dakika 50 GB ise 1 dakikada biz 5 GB'lık dosya aktarımında bulunduğumuzu hemen belirleyelim. Ne istedi arkadaşlar? Aktarılan dosya miktarı x olsun, kalan dosya miktarından 30 GB fazla olduğuna göre bu durumda kalan x eksi 30 olacaktır. Bunların toplamı x artı x eksi 30'un 100 GB'a eşit olması gerekecektir. 2x dediğim eksi 30'u karşıya attığımızda 130 oldu. Buradan x dediğimiz değer 65 GB gelecektir. Ne istiyordu arkadaşlar? 65 GB aktardığım zamanki süreyi istiyorduk. 1 dakikada 5 GB aktarıyorsam 65 GB için 13 katı, yani 13 dakikalık bir süre geçmesi gerekecektir. 16.20'de başladım. 13 dakikayı üzerine ekliyorum. 16.33'ü gösterecektir saatlerimiz. Cevabımız C şıkkıdır.